Aragaz. Günaydın, 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 bir daha günaydın. Hanımlar, beyler, Kadir Çöpten ve Pascal Numa Aragaz'ı takdim etmenin şerefiyle iftihar ediyor. Karagözlü Hacivat'ın, Kavuklu ile Pişekar'ın, Zeki ile Metin'in izlerinden giden Aragaz'ın görevi belli. Sizlerin bize vermediğiniz halde bizim zart diye kendiliğimizden ortaya çıkararak takdim etmeye başladığımız Aragaz'ın vazifesi, çeşitli sebeplerle bünyenizde birikmiş olan negatifi cork cork emmek. Ki burada Pascal Numan'ın paldum dudakları devreye giriyor. Akabinde ve detayında da, efendime söyleyeyim, dünyanın önemli pozitifini, pozitif kaynağını dazır dazır, tayır tayır vermek. Pascal, günaydın canım. Abi bir araba laf ettin, ne dedin anlamadım. Canım boş ver, dudaklar vatandaşın negatifini çok çok emmeye hazır mı? Hazır abi. Görelim canım dudağı, büzüştür. Ey maşallah, gerdek yastığı gibi dudak var lan sende. Abi gerdek yastığın nasıl oluyor? Kabarık olur. Normal. Pascal, bu hafta Cavidan hiç uğramadı yanımıza, farkında mısın? Evet abi, bir sıkıntı var ama çözemedik. Bugün Cavidan'ı bir arayalım ya. Ararız abi. Halkımız beton ormana giderken yine trafik canavarlarıyla celebelleşiyor Pascal. Ya ne diyorsun ki, arkamızda araba var. Ha? Evet Pascal, İstanbul için konuşuyorum abi. Geçinemiyoruz abi, iş yok abi, esnaf sihtar yapam. Bu yoldaki arabaları kim alıyor ya? Konuş Kadir. Ya 5 yaşından yaşlı araba kimse de yok neredeyse, kimse bakmıyor ya. Herkesin altında neredeyse sıfır araba var arkadaş. Bu arabalar dünyanın en pahalı benzinini yakıyor. Cebindeki en ucuz sigara olmuş 10 lira. Nasıl geçinemiyoruz biz ya? Ama abi bütün memleket İstanbul gibi değil ki. Ya ben İstanbul için konuşuyorum kardeşim. Bakın bunu size bir kere daha söyledim. Bir daha söyleyeyim, bizim paramız yok değil. Bizim paranın bereketi yok. Ama bizim paramız yok sanıyoruz. Biz o bereket yokluğunu anlamıyoruz bak. Kadir boş ver. Sosyoloji yapma. Makaraya gir. Vatandaş kaçıyor. Hayır Pascal. Bu sabah da ben kurtaracağım memleketi. Ne var, bir sabah da ben kurtarayım yani. Olmaz Kadir. Formata aykırı. Yemişim formatı, bugün ben saydıracağım sağa sola. Hep alanda kaçan mı Pascal ya? Kadir bize yakışmaz. Gel ya, makara yapalım. Makara yapmak istemiyorum. Ben de bu programda artık siyaset yapacağım. Oturduğum yerden hiç çözüm üretmeden ona buna giydireceğim. Vatandaşı takdirini alacağım. Lan Kadir sen de mi y**k oldun? O ne demek ya? Ama bu dediğin y**klık. Pascal, beni kendine getirdiğin için çok teşekkür ediyorum bro. Lan Kadir var ya, küfür yiyince kendine geldin. Tamam tamam, abartma. Ver vatandaşa Twitter adresimizi. Abi verelim de ne işe yarayacak? Soru gönderecekler. Bir kere bile titi olmadık. O da dinleyicinin ayıbı hacı. Yok araba sürüyoruz, yok dolmuşta otobüste kalabalıktayız. Elimiz kolumuz tweet atamıyoruz. Ama siz konuşun, bizi eğlendirin. Ne güzel İstanbul ya. Ya Kadir dur. Konuştukça gaza gidiyorsun. Bir ara ver. Önce Twitter adresimizi ver. Belki bugün TT yaparlar bize. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim tweetlerinizi Pascal Askizgi Kadir adresine gönderin. Sevaba girin. Hayır duamızı alın. Allah rızası için. Bitti bitti abi ya. Pascal'ı memleketine yollayacağız. Birikmiş tweetlerle uçak bileti alacağız. Çoluğun çocuğun görmeye gidecek. Yazıktır, günahtır. Yollayın, yapıştırın. Memlekete gideceğim. Bir tweet lazım. Hanımlar beyler, Aragaz başladı. İşiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin. Hayırlı işler. Aragaz. Pascal. Kadir. Hissi duyguların çağlayıp coşmasına hazır mısın lan? Ne yazıyoruz? Hisli duyguların çağlayıp coşmasına. Hisli duygular? O kim ya? Adı hisli, soyadı duygular olan bir insan olabileceğini mi düşündün harbiden? Abi hisli duygular ne? Yani yüksek sanatla dolu dakikalar geldi, onu söylemeye çalışıyorum ya. Bana var ya, yüksek sanat de canımı ye. Sen mi yazdın? Hayır Pascal, halkım yazdı. Hangi halkın? Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinden bir yüksek halk şiiri okuyacağız Pascal. Yapıştır abi. Vay Kadir, güçlü tosardın. Bildiğin gibi değil ya. Şairimizin adı Şükrü Ateşoğlu. 68 yaşında, İzmir'de yaşıyor. 10 yıldan fazladır şiir yazıyor. Posta Gazetesi Yurdumun Şairleri köşesinin kıymetli bir insanı. Hadi bakalım. Şiirimizin adı Tokat. Kışın soğukça bir gündü. Trende yolculuğum, sıkıcı yalnızlığım bitmek bilmedi. Sanki birden kapı açıldı.
her yere parfüm saçıldı. Gelen huri kim derken gözüm hemen gözüm açıldı. Açık kumral saçları taranmış alnına, boylu poslu endamlı oturmuştu yanıma. Sonsuz uzun bacaklar üst üste atılmıştı, vagondaki sohbete bir candan katılmıştı. Tebessümü canlandı, bana doğru dönerken dudaklarını büktü, gözlerime bakarken ne yaptımsa olmadı, arkasına dönünce yüreğim çatırdadı. Yuvarlak katları, incecik beli vardı. Yırtmacından görünen bembeyaz teni vardı. Nasıl buldun pasta? Abi bitti mi? Bitti. Ama kız bitmedi. Ya bazen şair şiiri eksik bırakır yani. Kalanını okuyan hayali tamamlasın ister. Bunlar hep yüksek sanatın cilvesi galiba. Amca Bey de 68 yaşında böyle bir şey yapmış ya. Vallahi böyle bir şey yapmış yani. Bu yüksek sanat var ya, baya ince iş. Oo, bildiğin gibi de yüksek sanata bir ömür versen yetmez Paska. Sen verdin mi? Ne vereceğim lan ömrümü yüksek sanata? Bir tane hayatım var, onu da kimseye veremem. Çıtaks! Aragaz. Merhaba, ben Orgay Kabarır Hoca. Kadir'le Pascal diye ortama gideceğiz hocam. Görsem bir kızlar var, aklın şaşar, şuurun barfis çeker. Sen dükkana bakalak ol deyip gittiler. Ne yapacağım bilmiyorum da hocam ya. Yani cahil, burası bir radyo, hiç mi radyo diye bir şey duymadın? Ay BBC falan. Evet hocam, doğru hocam. Hocam BBC'ye gittim ben hocam. Hocam beni BBC'de bir mekana götürdüler hocam. İngiliz gotiği hepsi BBV hocam. İçeride bir radyocu kızlar var. Görsen aklın şaşar, şuurun altına kaçırır. Yok böyle bir ortam hocam ya. Hepsinin elinde bir mikrofon. Orgay gel seninle yayına şarkı çalarken stüdyoda Honduras yapan radyocu Fantastikos'u yapalım dediler. Beni ortaya bir aldılar hocam. Hocam bildiğin gibi değil ya. Yani ben de BBC'ye gittim. Hayır yani hiç böyle bir şey olmadı. Ay hepsi böyle beygir suratlı İngiliz kızları, zannedersin Veli Efendi harasından getirip BBC'ye bağlamışlar da orada kendini geliştirip radyocu olmuş gibi. Ay ne güzel benzetme yaptım. Evet hocam, doğru hocam. Hocam beni Veli Efendi'de bir mekana götürdüler hocam. Hocam beygir gotik. İçeride bir beygirler var. Senden benden daha karizma ya. Sen kenarda dur, ben koşarım abi dersin hocam ya. Yok böyle bir şey hocam. Hocam Rus kızlarında bile öyle bacak yok hocam ya. Ay anlamıyorum yani, sen uluslararası ilişkiler uzmanı değil misin? Ay ne atı ne beygiri. Ay doğru dürüst bir şey anlatsana. Ay bu Amerika ile vize krizi nereden çıktı mesela? Hazır Kadir'le Pascal cahili ortada yokken bak gel iki akademisyen profesör konuşalım. Hocam bize sorun şeyden çıktı hocam ya. Hocam Amerika bize mesaj veriyor hocam ya. Ay ne mesajı veriyor? Gerçi bunlar tabii esasen Avrupa'nın kazuratları olduğu için düzgün bir diplomasi beklemek hata olur. Köklü bir devlet geleneğinden yoksun olunca işte böyle vize vermem, yok terör örgütlerine silah veririm. Yani bunlar büyük devletin yapacağı şeyler mi? Ay bir de diyorlar ki yeni Roma biziz. Ay sizden yeni Bosna bile olmaz. Ay Amerika'ya da laf soktum. Bak bunlar hep yüksek IQ sayesinde. Evet hocam. Hocam doğru hocam. Hocam beni Amerika'da bir mekana götürdüler. Amerikan History Story Gotiği hocam. İçeride bir kızlar var. Görsen aklın şaşar, şuurun uzun eşek oynar. Hocam hepsi kızıl deli kıyafeti giymiş. Savaş boyaları sürmüş. İşkence direğini ortaya dikmişler. Hocam ateş suyuyla kafayı bulmuşlar. Orgay gel sana CU'ların, Apache'lerin ortamını gösterelim dediler. Beni ortaya bir aldılar hocam. Hocam sabaha kadar kabile dansı yaptık hocam. Yok böyle bir şey ya. Ay zaten Kızılderililer için Türk diyorlar mesela, ben anlamıyorum nesi Türk Kızılderililerin? Ay kına gecesi adeti var mı, yok. Hangi Türk başına tüy dikip dans ediyor? Yok böyle bir şey. Ya da sen kasap havası oynayan Kızılderili gördün mü? Ay kurban kesen CU, askere uğurlama konvoyu yapan Mohikan var mı? Yok. Kızılderililer Türkmüş. Ay tamamen cahil kafası. Evet hocam, doğru hocam. Peki Kızılderililerin kökeni nedir hocam? Ay Kızılderililerin kökeni Kızıldeniz'dir. Yani başka neresi olacak zaten? Ay Kızılderililerin kökeni de Karabağlar olacak değil ya. Ay evet, elbette Kızıldeniz olacak.
Evet hocam, doğrudur hocam. Hocam beni Kızıldeniz'de bir mekana götürdüler. Hocam yok böyle bir şey hocam ya. Körfez Rokoko hocam, içeride bir kızlar var. Görsen aklın şaşar, şuurun uzun dönem askere gider ya. Hepsi deniz kızı kıyafetleri giymiş. Orgay gel sana derinlik sarhoşluğu yaşatalım. Scuba Fantastico yapalım dediler. Giydim dalgıç kıyafetini, giydim tüpleri. Daldım kızların arasına. Sabahleyin böyle Moby Dick gibi hocam çıktım mekandan. Hocam evet hocam. Yani tabi Kızıldeniz'i çevreleyen ülkelerin toplam IQ'su ile bakkala girsen sakız alamazsın. Ay müstemleke ruhu sinmiş cahillerin üstüne. Bir halk cahil olduğu zaman güçlü olan birilerinin kanatları altına girmek ister. Kızıldeniz civarı böyle cahil bir yerdir ama mesela kuzey ülkelerine bakarsan bir tane cahil göremezsin. Bak Finlandiya'ya, ay 300 bin nüfusu var ama kilitlediler bizi. Evet hocam, doğru hocam. Hocam beni Finlandiya'da bir mekana götürdüler hocam. Hocam içeride bir kızlar var, görsen aklın şaşar, şuurun egzoz patlatır ya. İçerisi papatya tarlası gibi hocam. Hepsi böyle uzun boylu sarışın kızlar. Orgay gel seninle tarla korkuluyla köylü kızı fantastikosu yapalım dediler. Aldım elime orağı, daldım çayıra hocam. Sabaha kadar ekin ektim çöllere, yoldurmadım ellere hocam ya. Yani demek ki cehalet her an her yerde her şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bak okumuş koca uluslararası ilişkiler uzmanı olmuş ama cahil eceli diyor Ela. Evet hocam, hocam beni bir mekana götürdüler hocam. Cahil gotik hocam, içeride bir kızlar var. Görsen aklın şaşar, şuurun ata biner ya. Hepsi cahil, ellerine birer cinali kitabı. Gel orgay gel yanımıza gel, yap orgay yap. Cahil fantastiko yap dediler ya. Sabaha kadar cehalet karanlığıyla verdikçe savaştım hocam. Yok böyle bir şey hocam. Evet hocam ya. Aragaz. Paskal. Sir. Nüfus cüzdanları ve ehliyetler yenileniyor biliyorsun. Bilmiyorum. Aa niye bilmiyorsun? Daha Türk olmadım. Ha evet. Peki bir şey soracağım. Pasaportun yanında mı? Yanında abi. Pasaporttaki fotoğrafın biyometrik mi? Evet abi. Bir görebilir miyim? Tabii buyur. Aa, evet Pascal, bu fotoğraftaki çirkin herif kim lan? Benim. Ama sen bu kadar tipsiz, bu kadar ibiş bir tip değilsin ki ya. Sen Denzel Washington falan gibi yakışıklı bir zencisin oğlum. Bu ne ya? Çok teşekkür ederim. Hatta ben var ya, Denzel'dan daha yerimdir. Ya hemen reklama girme ya. Peki Pascal, senin gibi bir erkek güzeli bile tipsiz eliş büyüş gösteren nedir? Ne abi? Biyometrik fotoğraf kardeşim. Hadi canım. Bak. Bak normal vesikalık olsa böyle tipsiz çıkmazsın. Ama biyometrik fotoğraf dünya güzelini helal ibriği gibi gösteriyor ya. Bir daha bakayım abi. Dur. Evet lan. Vallahi Kadir, kendinden tiksindim. Abicim vize almak için biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı çıkarmak için biyometrik fotoğraf, ehliyet çıkarmak için biyometrik fotoğraf. Bu ne ya? Ya bir insanı en tipsiz haliyle belgelemenin maksadı ne ya? Al bak, ben belgeyle konuşuyorum. Bu paskanlığıma yakışıklı adam. Şu memlekete gelmiş iki tane yakışıklı zenci var. Biri bu, biri Gomis. Kasaylı Gomis. Ya Kadir sen de var ya, benim çürük çürükle bir mi tutuyorsun? Aa, Gomis de yakışıklı çocuk ama bro. Öyle. Ama çemez. Kadir onun var ya, daha askerciliği çok. Gördüğünüz gibi Pascal krem bastı. Onu diyor, bu yakışıklı Pascal'ın pasaportunu al, biyometrik fotosuna bak. Adam demezsin ya. Göden kurbağası gibi ya. Kadir o kadar mı? O kadar kardeşim. Hayır, bunu pasaporta koyuyorsunuz. İngiltere'ye girerken pasaport memuru 10 kere sorar, 10 kere pasaporta bakıyor ya. Neden? Oğlum hiçbiriniz biyometrik fotomuza benzemiyoruz ki. Biyometrik işlemi ne yapıyorsa bir insana en çirkin haliyle çekiyor. Benim pasaporttaki resmim var ya, hiçbir ülkeye giremem ya ben ona baksalar. Niye abi? Ya Pablo Escobar'ın tetikçisi gibi çıkmışım arkadaşım. Bu fotoyla ben Avrupa'ya, Amerika'ya nasıl girdim ben hala anlayabilmiş değilim. Nasıl o kadar dünyanın yarısını gezdim ya. E ne yapacak peki? Yaşasın photoshoplu vesikalık abi. Herkesin Fatma Girik'le Cüneyt Arkın'ın gençliği gibi çıktığı vesikalıklara geri dönürsün. Photoshop'la fotoğrafçılar elleriyle böyle düzeltirlerdi. Şahane çıkardık. Abi şu Photoshop'la var ya, kedi saçlı yapıyorlar. Kardeşim evet, var öyle bir durum. Adam Photoshop'ta kelajına saç koyduruyor. Olabilir. Olabilir. Diyelim ki saçım vardı pasaport alırken. Elem oldu, keder oldu. Bir ayda saçımı döktüm. Olamaz mı? Ya Kadir sen de var ya, İyice taktın ha. Geç, boş ver ya. Dediğim gibi nüfus cüzdanı çıkaracağım, biyometrik foto çektirdim. O fotoyu değil nüfus cüzdana, Facebook'a koysam Facebook şirketi iflas eder, şirketi kapatırlar ya. Foto yanında mı? Yanımda ama gösterdim abi, gösteremem. Allah aşkına. Yok Pascal, tiksinirsin bende.
Ama ben gösterdim. Tamam. Peki. Evet. Ama sen yakışıklı adamsın. Biyometrikte en fazla tipin kayıyor. Ama benim böyle hatırlamanı istemiyorum ya. Abi ne olacak ya? Göster be. Bir şey olmaz. Kimse anlatmam. Tamam al. Ama elinde bak, tutma. Benim elimde bak yani. Bakayım. Ya Kadir ya, ilişkimizi gözden geçirelim. O kadar mı kötü lan? Sus. Seninle konuşmak istemiyorum. Pascal yapma bak. Kafamda psikoloji yaparım sonra. Abi lütfen. Bir süre konuşmayalım. Lütfen ya. Bu ne lan böyle? Abi bir insan bu şekle nasıl gelir lan? Bitirdin beni biyometrik foto. Aragaz. Pascal. Bro. Cam dinleyici sorusu var. Hemen oku abi. Tamam. Sen önce Pita Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Bekliyoruz efendim. Özellikle sorularınızı falan da gönderin. Ender demiş ki, Kadir abi, Los Angeles'ta parasız kalıp sokaklarda kaçak Maltepe satarken yakalanıp Alcatraz hapishanesine atıldığını ve Alcatraz'dan kaçan ilk Türk olduğunu neden bizden yıllarca gizledin demiş. Öyle mi oldu lan? Evet Pascal, Alcatraz'dan kaçmayı başaran 3 insan var, 4.sü ben, 4 insan var yani. Benim o. Bu nasıl oldu ya? Şimdi bu Alcatraz San Francisco koyunda ıssız bir adada kurulmuş bir mapushane. Yıllar evveldi Pascal. Amerika'da kriz nedeniyle işsiz kaldım. Ben de Kent var, Marlboro var diye tombalacılık yapıyorum. Polis beni Escobar'ın adamı zannedip mapusa attı. Mahkemede efendim bu Maltepe Türk sigarasının alkolik değil dedim. Hakim bir fırt çekti, ciğerleri g***den çıkınca bu g***yı Alcatraz'a atın, bir daha da çıkmasın, güneş yüzü görmesin dedi. Attılar beni. Sonra abi? Şimdi Alcatraz'da beni koğuşa koydular. İçeri girdim, cümleten selamın aleyküm, Allah kurtarsın canlar dedim. Etrafımı hemen tabii zenciler sardı. Abi sen yoksa Elazığlı mısın dediler. Nereden anlamışlar? Ben de onu sordum. Nereden anladınız göberler dedim. Abi sen içeri girer girmez biz hepimiz oturuyorduk. Ama sen koğuşa girişle ister istemez ayağa kalktık. Böyle hürmet uyandıran erkekler bir tek Elazığ'dan çıkar. Oradan biliyoruz dediler. Vay arkadaş ya. Ne Elazığ ya? Sonra ne oldu? Baktım bütün koğuştaki zincirler Kuntakinte gibi çok ezilmişler, marizlenmişler. Yüzler gözler mosmor. İnci dişli zenci kardeşlerim sizi böyle kim zulmetti dedim. Las Vegaslı Billy bizi her gün marizliyor Kadir emmi dediler. Las Vegaslı Billy kim lan dedim. Aha bu dediler. Baktım koğuşun köşesinde ranzada böyle Amerikan nasi bir tip. Kalktı geldi. Bak koç, bu koğuşta rejonu ben keserim. Ya $1000 vereceğin ya da sana bana borçlanacağın dedi. Sen ne dedin? İsim neydi birader dedim. Billy dedi. Yaş kaç dedim. 43 dedi. Lan dedim seni dedim. San Francisco'ya doğru 43 kere dedim. Senin koyun sevdiğin yerde ben kahvaltı çalıyordum. Yine evladı dedim. Böyle elimi kaldırım vuruyormuş gibi yapıp mucuk edince vuracağım zannedip bu da ellerini kaldırdı. Bütün karizma çizildi tabii. Koğuştaki zenciler etrafımızı sardılar. Kadir abimiz Billy'yi madar ettim. Bundan sonra koğuşun ağası Kadir abi dediler. Neyse Billy de benim yancım oldu. Oğlum dedim önce bu Amerikan naziliğinden vazgeçeceğim dedim. Bu nazilik, bu ırkçılık, köpeklik nedir lan bu dedim. Ha, göğsündeki o gamalı açı sildi dedim. Bu koğuşta dedim naziliği, ırkçılığı, toprakçılığı, hemşericiliği, rasizmi yasaklıyorum lan dedim. Ben böyle değişti, zenciler ellerime yapıştı. Kadir emmi Abraham Lincoln'dan sonra bizim ikinci babamız da sensin dediler. Ezitmeyin lan kendiniz dedim. Zenci povoa dedim. Adamsın. Sonra? Sonra abi Alcatraz'da belli bir düzen oluşturduk tabii. Zenci beraz ayrımını bitirdik. O ara bir Julia Roberts'la fırtınalı bir ilişkim var. Bir gardiyan geldi. Kadir abi dedi, Thompson ceylanı gibi bir yavru geldi dedi. Seni görmek istiyor, ziyaretçim var dedi. Gittim. Baktım Julia Roberts gelmiş. Erim yedim diyor. Sana temiz iç çamaşır getirdim. Bir de su böreğe pişirdim. Gardiyanı veriverdim. Başka bir ihtiyacın var mı koçum dedi bu. Sen ne dedin? Var ama yavrum aramızda duvar var. Yapacak bir şey yok dedim. O ne dedi? İçeride hilt yok mu, duvarı delivesen dedi. Sen ne dedin? Yavrum inşaatın lan burası. Alcatraz hapishanesi. Hilti ne arar dedim. Var git dedim, yürürken de kırıtma, içeridekilerin en yenisi 14 senelik. Vallahi hayalet Casper gibi duvardan geçip yanına geliverirler, ıhtırırlar merdivenin altında. Sen dedim aman dedim. Bir hafta sonra Kevin Costner ziyaretime geldi. Kadir abi sana Playman dergisi getirdim. Bakarsın lazım olanı yaptı. Playman mi? O ne ya? Ya yaşı yetenler hatırlar, detay vermemiş de. Kevin'im ne yapıyorsun dedim.
Baba Su Dünyası diye bir film çeviriyorum, büyük para kıracağım dedi. Sen ne dedin abi? Yavrum sulu film kışın vizyona girmez, yazına sok dedim. Beni dinlemedi, kışın vizyona soktu, film battı. Lan Kadir, demek sonunda alta gaza da girdim. Girdik. Nasıl kaçtın? Kaçar mıyım lan ben öyle yerden? İçeride kıralım, dışarıda adam yene koyan yok. Tahliyem geldi, hatta saklandım. Beni ikilerde bulup denize zorla tuttular, attılar. Ayrıldım Alcatraz'dan. Ama şimdi müze yapmışlar. 24. koş benim de. Hatta duvara yazdığım şarkı sözü duruyor. Ne yazdın abi? Benliğini ara bul, yaşına yakış artık. Uğrunda yandı bir kul, gerçeğe alış artık. Büyümeyen bebeksin, ninniye alışmışsın. Öldürüp kahrederken gülmeye alışmışsın diye şarkı vardır, onu yazmıştım. Ne günlerdi be. Ah be. Şimdi eski mahpusluk da kalmadı Pasko. Vay 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 vay. Aragaz. Paskal. Geldi. Şu an stüdyomuzda kim var? Canavar Cavidan geldi. Hayır, anlamıyorum. Canavar bir halin mi var? Ay şu güzelliğe bir bakar mısın? Şu kendinden emin, ucuza kaçmadan ama böyle dikkat çekecek kadar gizemli dekolte. Ay şu fizik, ay şu duruş, şu İtalyan stilettoların içinden çıkıp böyle dizlerimde kaybolan fişnet geniş file ağ çorap, alev kırmızısı rujla renklendirilmiş şu ve kıvrımlarımla beraber dünyaya metelik vermeyen tebessüm gizli dudaklar. Aman Cavidan sus, dinleyici radyoyu basacak, az daha anlatırsan neler olacak ya? Canavar derken yani canavar bir güzellik. İnsana mahvediyor. Ay hayır, anlamıyorum. Tabii mahvedeceğim. Ay niye mahvetmeyeyim? Erkek değil misiniz? Ay ilkelsiniz. Orangotansınız. Ay ilk insanların ilkisiniz. Ay mahvolmaya layıksınız. Cavidan var ya, böyle sert yapıyorsun, daha çekici oluyorsun. Ay tabii olurum. Niye? Çünkü deveye diken, erkeğe göz diken yaranır. Erkeğe ne kadar böyle kötü davranırsanız o kadar köleniz olur. Ne kadar da iyi davranırsanız tepenize çıkar. Terlik hayvanın terliklerinde bile siz erkeklerden daha çok insanlık vardır yahu. Cavidan, seni böyle öfkelendiren erkekler yani ve böyle kin tutmana sebep olan adamlar kimdi ya? Ha? Sokan Bey yüzünden. Kim? Sokan Bey. Sokan Bey mi? O kim ya? Ay yıllar yıllar evveldi. Böyle bir plazanın 4. katında havuz ofiste çalışıyorum ben. Kariyerimin de daha böyle nasıl başlarındayım. Gencim, tecrübesizim. Plaza dünyası da beni nasıl büyülüyor. E tabi ben de en üst katlara çıkmak, ünvan sahibi olmak, böyle herkes asansör kuyruğu beklerken yönetici asansörüyle sıra beklemeden hemen en üst kata çıkmak, Yunan tanrıçaları gibi böyle bulutların arasından şehre tepeden bakmak istiyordum. E şimdi bütün beyaz yakalılar bunu istiyor zaten. Sonra ne oldu Cavidan? Ay bir sabah böyle ice karamel macchiato'mu yudumlayaraktan asansörle yukarı katlara çıkarken ikinci kattan asansöre şirketin CEO'su Sokan Bey bindi. Beni şöyle tepeden tırnağa bir süzdü. Ondan etkilendi mi? Her plaza kadını 56. katta çalışan erkekten etkilenir. Eşeği al, böyle plazanın 44. katına koy, o bile etkiler insanı yani. Neyse, plazaların üst katları Lucifer'in tuzağıdır. Bak unutmayın, şeytanın yattığı yerdir. Kadınlar, plaza kadınları, bakın sizlere sesleniyorum. Plazalarda yukarı çıktıkça insanlık biter, şeytanlık başlar. Ya Cavidan tamam, biz fikir özgürlüğünü savunuyoruz. Programa dahil olan arkadaşlar da fikirlerini istedikleri gibi söylesinler, beyan etsinler. Ama yani plazaların üst katlarında çalışan çok sevdiğimiz dostlarımız var ya. Hiç şeytan değiller, sen herkese aynı zan altında bırakıyorsun. Ayıp oluyor ya. E tabi sana şeytanlık yapmazlar. Sana mı atlayacaklar? Hayır, no. Plazaların üst katlarına çıktıkça kadınlar için tehlike artar, erkekler için değil bir kere. Sokan Bey diyordun, asansöre bindi. Evet, Sokan Bey asansöre bindi, beni şöyle bir süzdü, 56. kattaki odama bilardo masası koydurdum, ıstakalara dokunmak ister misin dedi. Dokunma, ıstakaya dokunma Cavidan. Ay genç kızlık içgüdülerim de bunu söylüyordu ama ne yapayım, böyle 56. katı görmek, bulutların arasına çıkmak için her şeyi yapardım. Her genç plaza kızı gibi benim de böyle bütün hücrelerim kariyer, career, motivation,
diye böyle bağırıyordu. 56. kata nasıl çıktık ben bilmiyorum. Asansörün kapısı böyle açılır açılmaz. Ay, ay o burnuma gelen o kaliteli Kolombiya kahvesi kokusu. Ay o pahalı koku dükkanlarından alınmış böyle tarçın notalı ortam parfümü. Ay o hakik deri mobilya kokusu nasıl beni büyüledi. Derken Sokan Bey gel sana bilardo masasını gösteririm diyerekten böyle beni bir odaya soktu. Tabii odada bilardo masası vardı ama masanın üzerinde Amerikan bilardo topları da vardı ama ıstaka yoktu. Istaka nerede diye soran gözlerle Sokan Bey'e böyle baktım. Burada dedi. Hani nerede? Göremiyorum dedim. İşte bak dedi. Istaka gözlerimin önündeydi artık. Atış yapmak ister misin? 3 bant dedi. Ay ben... Cavidan yapma. Bırak ıstakayı, kaç oradan, kaç. Istakayı bırakıp oradan kaçmak istiyordum ama böyle bütün hücrelerim hala kariyer, carrier, carrier diye nasıl bağırıyordu. Ay sonra ben ağlarım. Ben ağlarım. Ay erkek değil misiniz? Hepiniz Sokan Bey gibisiniz. Ay burası yine ekşi ekşi erkek koktu. Ay kusacağım be. Ya Pascal, ben çok merak ediyorum. İkimiz plaza erkeği olsak nasıl olurdu ya? O zaman var ya Kadir, bu plaza arada iş yapılmazdı. Ticaret biterdi yeminle. İyi ki plaza erkeği olmamışız ha Pascal. Aman abi. Hapishane gibi ya. Allah düşünmesin. Aragaz. Pascal. Kadir. Londra'da Buckingham Sarayı'nın önünde nöbet tutan askerleri bildin mi? Bilmem mi ya? Kostümlü. Ya böyle kırmızılı kafalarına kocaman bir hayvan kürk. Evet abi, sırf şekil. Heh. Biliyorum. Bu nöbetçileri biliyorsun, kraliçeyi bekliyorlar, onun nöbetçileri. Beni tanırlar. Ha tabii, Fantastico için Buckingham Sarayı'na gide yere tanıdılar seni. Evet. Bu nöbetçilerden birinin nöbet tutarken kulağında kulaklıkla müzik dinlerken fotoğrafı çekilmiş. Oha, nöbette şarkı. Olur mu lan öyle? İşte bu tartışma konusu olmuş. İngiltere'de günün mevzu buymuş. Bu nöbetçilerin komutanı nöbetçiler nöbet sırasında kraliçe seslendiğinde duyabildiği sürece müzik dinleyebilirler demiş. Olmaz abi öyle şey. Nöbet bu ya. Ben derim ki kraliçenin muhafızlarının komutanını arayıp konuşalım. Ara. Fırşat Kadir. Nöbet tutarken müzik dinlerken fotoğraflanan İngiliz kraliçesinin muhafızlarının komutanını arıyorum efendim. Çalıyor. Alo. Nöbet tutarken müzik dinlerken fotoğraflanan İngiliz kraliçesinin muhafızlarının komutanıyla mı görüşüyorum? Selamun aleyküm. Nöbet tutarken müzik dinlerken fotoğraflanan İngiliz kraliçesinin muhafızlarının komutanı. Ben hadi çöpte mi komutan? Pascal Numa da burada. Alo. Baba, ne haber? Sende rütbe ne? Evet komutanım, kısa bir künye alayım ben. Astsubay Başçavuş Archibald Eugene Manchester. Oha, koca İngiliz kraliçesinin muhafız komutanı. Astsubay mı lan? Ne muhafız birinin başında general olacak diye ya Pasko. Alo, şimdi başçavuşum. Şimdi bu senin nöbetçiler nöbette müzik dinliyorlarmış ya. Olmaz. Bak nöbet kutsal. Nöbetçi vatanı bekler baba. Başka işle meşgul olmaz. Hayda. Ne diyor abi? Kadir'cim biz vatan değil kraliçeyi bekliyoruz diyor. Vatan bizi bağlamaz, isterlerse İngiltere'yi komple işgal etsinler, biz o işe bakmayız diyor. Neye bakıyormuş? Biz kraliçeyi kollarız diyor. Lan İngiltere gitmiş, yemişin kraliçeyi. Alo Archibald Başçavuşum, şimdi peki kraliçe bu durumu biliyor mu? Geçen gün evet. Aa hadi ya. Ne diyor abi? Kraliçe geçen gün sarayın camından aşağıda nöbet tutan askere sepetle para sarkıttı. Bu evladım koş bana bir Maltepe kap getir diye seslendi diyor. Ama nöbetçi o sırada kulaklıkla radyo dinleri için durmayınca kraliçe bunun şafağını kaydırın diye emir vermiş kraliçe. Afrika'ya sürdük diyor şey diyor. Abi bu kraliçenin var ya tersi çok pis. Efendim başçavuşum. Pascal mı? Evet. Hadi canım. Hadi ya. Vay be. Ne diyor? Pascal abi de diyor. Buckingham Sarayı'nda diyor. Hep gelirdi arka kapıdan alırdık diyor. Ya tamam be. Uzatma lan. Kraliçeyle zindana geçerlerdi diyor. Ondan fantastiko yaparlardı diyor. Kraliçe bunun sırtına gırbacı verdikçe nasıl ağlardı, nasıl yalvardı bu diyor. Sabah buna ezogen çorbasıyla bir dilim ekmek verip uçağa koyar İstanbul'a postalardık diyor. Çok tendirdiyot yaptım ben bunun sırtına diyor. Arkadaşım yeter ya. Kadir bu hafta böyle ne acayip şeyler konuştuk. Pascal, memlekette ağız tadıyla konuşacak bir şey oldu mu biz konuşuruz yani, değil mi? Alo başçavuş Archibald abi, biz şimdi siz İngilizlerin askerini biraz zayıf gördük. Nöbet böyle tutulmaz hacı.
Derhal tam tesisatta disiplin eğitimini alacağız sizi. Derhal tüfekli seri hareketlerden birincisinden başlayacaksın. Pascal da başınıza çavuş atıyor. Gelecek size yetecek. Ses duyayım ses. Burası asker hocam. Ana kuca değil. Pascal yürüyüş kararı saydı bunlara. Ay akşam da ışıktır. Yaylar yaylar. Yüküm şirşir kaşımtır. Dilo dilo yaylar. Pascal çok sert komutansın ha. İyi ki asker olmamışsın ha. Kadir tersim kötü. Aragaz. Pascal. Kadir. Dinleyici sorusu var canım. Hemen bakalım. Twitter adresimizi ver. Pascal Askizgi Kadir. Hasan diyor ki Kadir abi Alman top model Heidi Klum'la fırtınalı bir aşk yaşadığını neden bizden yıllarca gizledin diye soruyor. Heidi Klum ve sen ne alakalı Kadir ya? Yavrum o yıllarda Almanya'da yaşıyordun Pascal. Ya Kadir Almanya'da ne yapıyordun? Köln'de Pilipis fabrikasında müdür olarak çalışıyordum. Heidi Klum da Köln'de Pilipis fabrikasının radyo bölümünde Apollo yerleştiriyordu. İşçi kız yani. Aa, o zamanlar model değil. Yok değil ama güzel kız. Bir gün Pilipis'teki odamda oturuyorum. Kapı çaldı gel dedim içeri girdi. Kim girdi? Heidi Klum. Ay çok affedersiniz bir şey soracağım siz Elazığlı mısınız dedi. Ha nereden anladın Fräulein dedim. İçeriden gel diye bağırınca dışarıda kapıyı çalanı getiren erkekler bir tek Elazığ'dan çıkar oradan dedi. Yavrum beni bırak kızım beni övme beni bırak ne istiyorsun dedi. Aa siz Elazığ içmelerdensiniz o zaman dedi. Onu nereden anladın cimfer dedim. Övülünce hoşuna gittiği halde utanmış gibi kolpadan kızaran erkekler de Elazığ'dan çıkar oradan biliyorum dedi. Lan ne istiyorsun işim var gücüm var dedim. Ay benim krankım vardı. Şifli çalışıyorum. Ondan sonra ma şiftime yazılmamış dedi. Ne diyor ya? Yani diyor ki mavi yakalı jargonu. Neyse adını söyledim. Haydi dedi. Pantolonumu çıkarken ne yapıyorsun dedi. E haydi demedin mi yavrum dedim. Yok benim adım Haydi onu söyledim dedi. Affedersin deyip tumanı tekrar geri girdim. Giydim. Benim sigortamı yapmamışsınız hala dedi. Muhasebe müdürünü aradım. Sen dedim neden işçinin sigortasını yapmıyorsun dedim ya. Asgari ücretten değil gerçek ücretten yap dedim. Ayrıca 8 saatten fazla çalıştırmayacaksın. İşçinin hakkını vereceksin ulan diye bağırdım. Telefonu kapadım. Şu an çok etkilendim biliyor musun dedi bu. Zaten ben de etkilen diye yaptım yavrum. Yemişim işçiyi bana ne lan ben komprodorum falan dedim. Ondan sonra sendika kuralım, işçileri örgütleyelim, eylem koyalım, greve gidelim, burjuvaziyi devirelim. Humanite, egalite, fraternite falan yapalım Kadir dedi. Ne diyor lan bu? Yani kısa fazla istasyon çekmişler kafası karışmış. Canına yani. Sonra ne oldu Kadir? Kızım git anarşik anarşik konuşma bizi karakola çektireceksin. Job monte ettireceksin sus dedim. Heydi ne dedi? Ondan sonra uzun boyumun hatırı da mı yok? Sen boylu kadınları seversin Kadir dedi. Zayıf yerimden vurma imansızın kızı dedim. Bacak boyum 1.48 biliyor musun? Bak dedi. Sonra? Ondan sonrasını ben hatırlamıyorum. Pascal kendime geldiğimde her şey çok geçti. Ben de Heidi Klum'a bir mani yazdım. Ne yazdın? Ne postam var ne pulum. Ne bekarım ne dulum. Artık ona bir kulum. Zalımın kızı Heidi Klum. Heidi ne dedi? Bu feodal söylemlerin beni senden soğuttu dedi. Öylece ayrıldık. Vay be Kadir. Heidi Klum senden sonra top model oldu. Ya sen ne diyorsun? Elimi kime değsem yürüdü gitti ya bro. Ha? Ben böyle bir başıma kaldım işte ya. Ben varım kardeşim. İşte ben de buna yanıyorum. Heidi Klum'lar, Catherine Zeta-Jones'lar, onlar bunlar geldi yetti. Başa kalan Pascal ya. Ayıp sana ya. Hadi hadi neyse kapat. Bütün dükkanı kapat yeter. Çok çene vurduk. Hadi canım Kayseri mantısı çekti. Gidelim de şöyle bol böyle yoğurtlu, sumaklı böyle güzel bir mantı çakalım ya. Of Kadir. Sırımsak? He? Oo insan içine çıkmayacağız demek ki. Peki olsun verelim sarımsağı da verelim kendimiz. Hadi bro hadi. Efendim yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Paka paka. Hadi bay bay.